Arkadaşlar, şahsın adı Gökhan Şen. Bu aşağılık herif sırf kimliği ifşa olmasın diye benim kızımı kaçırdı. Şimdi sizden ne pahasına olursa olsun benim kızımı bulmanızı istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Gerekiyorsa bütün İzmir bölgeyi buraya yığacaksınız. Bir savcı olarak size şu anda emir veremem. Bunu bir baba olarak sizden rica ediyorum. Savcım ne diyorsa yapalım. Kızımı ne pahasına olursa olsun bulun. Onu geri getirin. Arkadaşlar, bütün ekipleri bildirin. Aracın plakasını ve Gökhan Şen'in eşkalini herkese dağıtın. İzmir Merkez de bize destek olacak. Önceliğimiz savcım Selim Kara'nın kızıdır. Göreyim sizi. Emredersiniz savcım. Bulacağız kızınızı. Teşekkür ederim, sağ ol. Her şeyi yapacağız savcım. İnşallah en kısa sürede de bulacağız. Moralimizi yüksek tutalım. Tamam Ali, sağ ol. Savcım, biz de beklemeyelim, çıkalım Allah aşkına. Böyle elimiz kolumuz tutulmuş gibi durmayalım burada. Allah aşkına biz de arayalım, bir şeyler yapalım, ne olur. Sen nereye gideceksin ya? Nereye gideceksin? Savcım, gitme ihtimalinin olduğu bütün adresler bizde. Kayıtlı, hepsi burada, cebimde. Aha, burada. Ben gideyim buralara bakayım. Allah aşkına sal beni, gideyim bakayım, ne olur. O adreslerin hepsine tek tek polis bakıyor zaten şu anda. Operasyon düzenliyorlar. Ne anlatıyorsun? Yağmur adam aldı, elinde resmen. Kim bilir ne yapıyor şimdi, ne halde Yağmur ya? Kafa yiyecek gibi oluyorum ya. Böyle oturduğumuz yerden hiçbir şey yapamayız savcım. Böyle oturduğumuz yerden hiçbir şey yapamayız. Oturacağız demedik oğlum, oturacağız demedik. Bir dur, bir sakin ol ya. Zaten duramıyorum yerimde, bir dur. Düşüneceğim biraz, biraz düşünmem lazım. Ne istiyor bu manyak Yağmur'da? Kaan'la Yağmur'un neden aynı arabada olduğunu anladı. Yüzünü gördüğü kişi Kaan'ın Gökhan. Kaan da bunu Yağmur'a söyledi. Yağmur er ya da geç bunu hatırlayacaktı. Hatırlamasını hızlandırmak için Yağmur'u Gökhan olay mahalline götürdü. Hatırladığını anladığında da kaçırdı kızı. Namussuz. 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 Abim diye inandım ya. Abim diye inandım ya ben bu adama. Bu kadar çabuk bırakmamalıydım kendimi. Hepsi benim suçum. Hepsi benim hatam. Hepsi benim suçum bunların. Tamam, bırak kendini suçlama artık ya. Seninle alakası yok. Gökhan aptal değil. Bence zaten kaçacaktı o. Kaçacak ama kaçana kadar elinde Yağmur'u tutmak istiyor. Eğer istediği başka bir şey yoksa tabii, bilmiyoruz onu. Var mı öyle bir bildiğin bir şey? Ben dışarı çıkacağım. Nereye gidiyorsun? Hava alacağım. Bak, ortadan kaybolma. Bak, ortadan kaybolursan yemin olsun Gökhan'ın peşini bırakır, seni yakana yapışır. Haberin olsun. Çıktım, çık. Hepsi benim hatam, hepsi. Hepsi benim suçum, onların hepsi. Bunların... olanların... hepsi benim suçum. Alo. Bradmoy. Namussuz! Lan seni öldüreceğim lan! Seni lime lime etmeyen akgün akgün değil lan! Ne yaptın o kıza? Sakin oluyorsun. Önce beni bir dinliyorsun. Yağmur burada, yanımda. Ama sen delirmiyorsun. Lan bana bak, ne istedin o kızdan? O kızı bırak, beni al. Senin derdin benimle, beni al. Kafama mı sıkacaksın, ne yapacaksan yap. Ama o kızı bırak, o olmaz. O olmaz Yağmur, olmaz. Bak, seninle konuşacağız diyorum. Sen benim telefonu kapatmamı mı istiyorsun? Ne istiyorsun lan? Şimdi. Bak, ben de bu olanlar için üzgünüm. Böyle olsun istemiyordum. İnan bana, ben de böyle olsun istemiyordum ama oldu. Şu an yapacak bir şey yok. Olan oldu kardeşim. Bana sakın kardeşim deme. Eğer o kızın kılına zarar gelsin, seni etini, kemiğini, iliğini ayırıp diri diri gömmeyen akgün de akgün değil lan! Duydun mu lan beni? Bak, biz seninle böyle anlaşamıyoruz. Bunlar çok yanlış. Bunlar çok yanlış. Böyle konuşma. Bak, şöyle yapıyoruz. Sevgiline merhaba de. Akgün. Yağmur.
Hiç merak etme. Hiç merak etme. Hiçbir şey yapmayacaksın. Hiçbir şey yapamayacaksın. Kurtulacaksın. Tamam, her şey yoluna girecek. Merak etme. Ne olur. İyi kal. Sakin kal. Bak, ne iyiyim ben. Merak etme beni. Duydun mu? Hı. Yağmur iyi. Anlıyor musun? Benim Yağmur'la bir işim yok. Sen beni anlıyor musun? Ona bir şey olmayacak. Ama bu biraz sana bağlı. Ne istiyorsun lan? Ben ne istiyorum? Sen çok iyi biliyorsun. Babam. Anlaşma çok basit Akgün Gökalp. Sen bana babanı veriyorsun. Ben de sana Yağmur'u veriyorum. Selim, ne yapacağız? Bir şey gelmiyor mu aklına? Ali Sadi kesin biliyordur nerede olduğunu. Ali Sadi kesin biliyordur da Ali Sadi ile Fatih. Ne? Fatih ile konuşacağız. Fatih Ali Sadi'den öğrenecek nerede olduğunu. Ama işte benim resmi olarak anlaşmadım henüz Fatih ile. Şu anda da anlaşa yetkim yok. O yüzden Fatih yardımcı olmayabilir ama Fatih ile konuşmamız lazım. Hani bir yardımcı olmasın? Bir olmasın, boğarım ben onu. Lan ben babamı sana nasıl getireyim? Ben babamı sana nasıl getireyim? Babamı gizliyorlar. Sürekli yerini değiştiriyorlar. Saklıyorlar. Nasıl getireyim? Babamla görüşüyorum dedim. O seni yemlemek için de lan, namussuz. Telefonla konuşuyorum dedim. Sen babanla nasıl görüşeceğini biliyorsun Akgün. Beni kandırmaya çalışma. Ne yapacaksın lan babama? Ne yapacağım babana? Babana ne yapacağım? Akgün, bence bu yanlış soru. Sana güzel soru veriyorum. Babamı sana vermezsem Yağmur'a ne yapacaksın? Soru bu. Sen bunu düşün. Ama bu sorunun cevabını istiyorsan ben sana şimdi vermeyeyim. Yağmur yanında. Sen beni anlıyor musun? Akşama kadar sana süre veriyorum. Sen bir düşün. Ben seni akşam arıyorum. Babanı nereye getireceksin onu sana söylüyorum. Anlıyor musun? Polise gidersen ya da o çok sevgili savcı abine haber verirsen, uzatmayayım, her şey çok kötü olur. Ben maalesef ciddiyim Akgün. Beni dikkate al, iyi düşün. Selametle. Paka, brat moi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.